Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Shang-Chi'nin filminde göreceğimiz eşyalardan bir tanesi olan Mandarin yüzüklerinden ve tabii ki Mandarin kim olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Normalde bu özel eşyaları Iron Man 3 filminde görmeyi bekliyordum. Daha doğrusu orada görmeyi umuyordum. Çünkü biliyorsunuz Mandarin'in ismi geçti. Hem de dedim belki Çin bölgesine de giderlerse Daredevil gibi karakterleri de sinema dünyasına Hand grubu ile falan düzgün şekilde getirirler. Ama olmadı. Iron Man 3 filminde önce herkese Mandarin'in fake bir karakter olduğunu düşündürüp fanları sinirlendirdiler. Sonra da merak etmeyin Mandarin aslında fake karakter değil sadece gerçek halini görmediniz deyip insanları yine meraklandırdılar. Şimdi bu filmde görmek kısmet oldu hani öyle söyleyebilirim sanırım. Videomuzda da yüzüklerin neler yapabildiği dışında nasıl dünyaya gelmiş ya da Mandarin'in eli nasıl geçmiş falan onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yüzüklerin de Mandarin'in de ilk görünüşleri aynı çizgi romanda gerçekleşti. Yani Tales of Suspense çizgi roman serisinin 1964 yılı Şubat ayında yayınlanan 50. sayısında. Çizgi roman evrenine katılmalarını sağlayan abilerde Stanley ve Don Heck. Şimdi yüzük mevzusu biliyorsunuz DC Comics evreninde de farklı renklerde lanternlar ve farklı özellikler sağlayan güç yüzükleri var. Green Lantern Hal Jordan 1959 yılındaki Showcase çizgi romanında görülmüştü ama Green Lantern'ın tanıtımı daha da eskiye dayanıyor. O zamanlarda yüzük takan süper kahramanlar biraz daha ilgi görmeye başlamıştı. Hatta 1954 yılında da Yüzüklerin Efendisi'nin kitabı yayınlanmış. Hani o dönem yüzükle ilgili hikayeler çok fazla dikkat çekiyor. Marvel'da bunu kendi lehine kullanmak için kendi karakterini ortaya çıkarmış ama direkt olarak benzer şekilde değil tabii ki. Yani farklar var ve bu farklarıyla aslında güzel bir karakter ortaya çıkarmışlar bence. Birçok kişi bilir mesela Green Lantern'da yüzükler eğer kullanmaya layık birisi ise yüzük seni buluyor, kullanıyorsun ve eğer kullanacak niteliğin yoksa veya kaybolduysa yüzük seni bırakıp başka birisini aramaya gidiyor. Neyse başladık hikayeye. Önce mandarinden bir başlayacağım sonra da eşyalara geçeceğiz. Mandarin adıyla bildiğimiz arkadaş aslında bir tane hayat kadının oğlu. Annesinin ya da babasının adı ya da başka herhangi bir bilgisi bilinmiyor. Daha doğrusu Mandarin biliyor ama açıklanmıyor. Doğduktan sonra Moğolistan tarafında Habukuan adında bir tane köye götürülmüş. Çizgi romandaki tipinde top sakal ve geriye doğru giden saçları görünce zaten hafiften bir Moğol tipine benzerliği var. Karakterin çizimi falan bayağı güzel olmuş. Aslında zamanla evrilmiş bir şekilde ve bu son hali baya güzel. Bahsettiğim köyde sefalet içerisinde ve suç hat safhada bir yerde. Mandarin'de böyle bir ara çocukluğunu geçirmiş. Evlatlık olarak alanlarda çok zengin, varlıklı bir aile. Teyzesi de Mandarin'i ilk gördüğünde sinirleniyor. İşte eğer sen olmasaydın şu an çok çok daha zengin olurdum. Şimdi seni sarıp sarmalasam, sonra da cami avlusu gibi bir yere bıraksam ve sen de köylülerle beraber büyüsen kim nereden bilecek diye kendi kendine konuşuyor. Bu amacı içinde çocuğu kucağına aldığında oradaki avize yere düşüyor. Sonra da çocukta özel bir şeyler olduğunu inanmaya başlıyor teyze. Sonra da senin yanından hiç ayrılmayacağım diye söylüyor. Bir de bu kadın dünyadan nefret ediyormuş. Sebep olarak da sevdiği kişilerin ihanetini söylüyor. Ve bu aynı nefretin Mandarin'de de olması için elinden geleni yapacakmış. Kendisi öyle söylüyor. Teyze sahip olduğu bütün varlığını Mandarin'i eğitmek için harcamış. Hatta bu harcamalar yüzünden kaldıkları sarayın vergisini ödeyemedikleri için devlet o saraya el koymuş. Saraydan atıldıktan bir gün sonra da Mandarin'in teyzesi ölmüş ama Mandarin bir an bile yas tutmamış teyzesi için. Buna kibir mi dersiniz, gurur mu ya da başka bir şey mi bilmem. Ama hiçbir şekilde bozmamış kendisini. İnsanlar onun yürümesinden bile anlıyormuş kendisine hiç ödün vermediğini. Hatta köyde çalışanlardan bir tanesi mandarin'e doğru bağırmış. Hani yemek yemek istiyorsan gelip çalışman lazım diye. Başka bir tane adam da bağıran kişiye mandarin'e söylüyorsun bu lafı. Herif çalışmaktansa açlıktan ölmeyi tercih eder diye söylüyor. Daha sonra da annesini bulmuş. O kim olduğunu biliyor ama dediğim gibi ismi paylaşılmamış. Bilinmiyor. Kadın aşırı doz uyuşturucudan ölmüş. Mandarin uyuşturucu olayını öğrenmiş ve onu öldüren şey kim onu tedarik ettiyse onu da bulmuş. Ki o da zaten babasıymış. Onun da ismi falan bilinmiyor. Adam uyuşturucu ticareti yapmak dışında bir de eee şey fuş işi yapıyormuş. Ya bayağı kötü bir yerdeymiş bu adamda. da. Annesine de Mandarin'in annesine de aynı şeyi yapıyormuş. Mandarin adamı da öldürmüş. Sonra da suçlarla dolu bir yaşam sürmeye başlamış. Yüzükleri alma olayı da iki farklı şekilde anlatılıyor. Hatta farklı bir çizgi romanda da çekimleri yapılmış gibi göstermişler. Anlatımın yapıldığı ilk çizgi romanda Mandarin hayatta kendisine özgü bir görevin var olduğunu inanıyor. Ayrılıyor köyden. Bir tane dağın eteğine doğru geldiğinde yaşlı bir tane adam gittiğin yolda ruhlar vadisi var. Oraya gitmeye herkes cesaret edemez. Gidenler de geri dönmedi diye söylüyor. Mandarin tabii ki dinlemeyip yoluna devam ediyor. Gittiği yol çok ince bir yol ve ilerisinde bir tane mağara girişi görüyor. Girişten içeri baktığında da dev bir tane ejderha fosili görüyor ve o şaşkınlıkla dengesini kaybedip aşağı düşmeye başlıyor. Düşerken ağaçların dallarına falan çarpa çarpa devam ettiği için yumuşak bir düşüş gerçekleştiriyor. Hani ölmüyor düştüğü içinde. Düştüğü yerde de bir tane teknolojik bir gemi görüyor. Geminin içine girdiğinde gezegenler arasında seyahat edebilen bir uzay gemisi olduğunu anlıyor o şeyin. İçeride bir tane kask buluyor. Kaskı taktığında da geminin asıl sahibinin kayıtları açılıyor. Meğer asıl sahibin adı Axonkar adında bir tane canlıymış. Axonkar Kar Maklu 4 adındaki gezegenden geliyormuş ve acaba aklı olan başka canlılar da var mı diye gezegen gezegen dolaşmaya başlamış. Ve yaptıklarını da kayıt altına alıyormuş. Bu bahsettiğim canlı ise şöyle. Galakside gezen kertenkelenin evrilmiş bir tane versiyonuymuş. Irklarının adı Maklu'anmış ve barışçıl canlılarmış aslında. Kendi gezegenlerinin adı da Kakaran Diğeri de demin söylediğim gibi Maclu 4. Yazılışı şu şekilde. Wi-Fi şifresi yapmak için gerçekten çok ideal bir isim. Neyse bu canlı grubunun bazıları başka gezegenleri fethetmek için Kakarantara'dan ayrılmışlar. Mandarin, Aksonkar'ın saatler süren mesajını dinlemiş, dünyaya gelene kadar yaşadığı bütün maceraları, karşılaştığı, gezdiği yerleri falan her şeyi dinlemiş. Aksonkar dünyaya geldiği zamanda bir felaketle karşılaşmış. İnsan gibi bir formda olmadığı için onu görenler korkmuş ve barışçı niyetli olduğunu bilmediklerinden saldırıp öldürmeye çalışmışlar. İnsanlar yaptıkları saldırılar sonrasında ölümcül bir hasar vermişler Aksonkar'a ve Aksonkar da geri çekilmek zorunda kaldı. Kalmış. Gittiği yerde Mandarin'in yanlışlıkla keşfettiği ruhlar vadisi. Çin'de ejderha hikayelerinin asıl kaynağı da bu olay diye göstermişler çizgi romanda. Mandarin bütün bunları dinledikten sonra geminin gezegenler arasında gezebilecek kadar güç sağlayabilen kaynağını bulmaya çalışıyor içeride. Meğer bu gücü sağlayan materyaller 10 tane farklı şekildeki halkalarmış. Yüzükleri kullanmayı da yine kaskı kullanarak öğrenmiş. Mandarin sadece Aksonkar mesajlarını dinlemekle kalmamış uzaylıların bilimini öğrenmeye de çalışmış. Uzaylı bilimi dediğimde tabii ki maklu yani karışıklık olmasın. O çalışmayla elde ettiği bilgiyle de yüzükleri kullanabilmeyi öğrenmiş. Yüzükleri kullanmaya başladığı anda yaptığı ilk olay bulundukları köyde kendisini köylüleri lider olarak kabul ettirmiş. Evet ilk hikayede bu 10 yüzük uzay gemisinin güç kaynağı olarak gösterildi. İkinci hikaye anlatımı ise biraz daha farklı. Normalde çizgi romanlarda direkt hikayede yaşanan olaylar anlatılır ya. Invincible Iron Man çizgi roman serisinin 2012 yılı Ağustos ayında yayınlanan sayısında hikayede ne olduğu değil Mandarin'in anlattığı şekil gösteriliyor. Ezekiel adında bir tane arkadaşın ameliyatı gerçekleşirken kapı önünde Mandarin ve Tony Stark konuşuyor. Mandarin benim hikayemin ne kadarını biliyorsun diye sorup anlatmaya başlıyor. Hani ilk anlatımda Mandarin girişte dengesini kaybedip ruhlar vadisine düşüyordu ya. Burada öyle bir şey olmamış gibi anlatılıyor. Mağaraya girmiş ve orada uzay gemisini bulmuş ki Aksongar da oradaymış. karı öldürüp yüzükleri oradan almış. Hani ilk anlatımda bir tane kapı içerisindeydi diye yüzükler. Şimdi gayet bir tane sopaya geçirilmiş gibi gösterildi ve yüzük şeklinde olmaları da tamamen tesadüfmüş. Bütün yüzükleri oradan almış tabii ki. Aldıktan sonra da yavaş yavaş dağda, bayırda, ağaçlarda, taşta, toprakta falan kullanıp neler yapabildiğini öğrenmeye başlamış. Tony Stark'a da bir tane yüzüğün tam potansiyelini de kullanıp gördüklerimden sonra acaba bütün hepsini aynı anda tam güçte kullansam neler olur diye sordum kendi kendime ve onlar da bunu istiyor zaten diye anlatıyor. Tony kim onlar falan diye sorduktan sonra Mandarin yüzüklerdeki asıl olayı anlatıyor. Meğer bunlar yüzük falan değilmiş. Çok uzun zaman önce ölmüş olan savaşçıların ruhlarının özü bu eşyaların içerisindeymiş. Her bir yüzükte bir tane savaşçının ruhu yatıyormuş. Bu ruhlar bu eşyaların içerisinde hapsolmuş ve kurtulmak istiyorlarmış. Mandarin bu savaşçıların hepsinin zihninde hissediyormuş. Hepsi hayata dönmek istediği için Mandarin de savaşçıların isteğini gerçekleştirmek adına gerekli düzenlemeleri ayarlamak için çabalıyormuş. Evet Mandarin'in hayatı ve yüzükleri ele geçirmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Hani genel olarak hikayesi bu. Peki bu yüzükler ne yapıyor? Güçleri neler? Şöyle ki bu yüzükleri sonsuzluk taşlarının küçük kardeşleri gibi düşünebilirsiniz. Her birisi ayrı özellik veriyor. Şimdi de onların neler yaptığına bir giriş yapacağız. Önce sağ serçe parmaktan başlayalım. Sol serçe parmakta artık hangisiyse ona göre devam edeceğiz zaten. Sağ serçe parmak Nightbringer adındaki yüzük var. Bu yüzük taşıyıcısının seçtiği bir alanı tamamen karanlık hale getiriyor. Sanırım bu işlevini gerçekleştirmek için karanlık güçleri kullanıyor. Sağ yüzük parmağındakinin adı da Disintegration Beam diye geçiyor. Spektral olarak da bilinir. Bu yüzükte atom ya da molekül arasındaki bağları kırabilecek bir enerji dalgası üretiyor. Ancak her kullanış sonrasında 20 dakikalık bir şarj süresi var. Sağ orta parmağındaki ise Vortex Beam Ring. Bu yüzük adından da anlaşılacağı gibi hava akımını vortex oluşturacak şekilde değiştirebiliyor. Ve bunu isterse bir objeyi, isterse birine doğru, isterse de kendini uçuracak şekilde kullanabiliyor. Sağ işaret parmağındaki de Impact Beam Ring olarak geçiyor. Sersenletici saldırılar yapabilmesini sağlıyor. Sağ baş parmaktaki de Matter Rearranger Ring diye geçer. Diğeri de Remaker. Maddelerin yapıl yapılarını değiştirebiliyor bu yüzük. Misal havayı zehirli bir gaza dönüştürmek bu yüzükle yapılabilir. Geçtik sol ele. Sol serçe parmakta Ice Blast Ring var. Bu yüzükle saldırdığı kişi direkt buza dönüşüyor. Yüzük parmağında Lair yani yalancı adıyla bilinen Mento Intensifier Ring var. Bu yüzük Mandarin'in kafasını daha iyi kullanmasını sağlayarak belli mesafedeki bir kişiyi kontrolü altına almasını sağlıyor. Her seferinde bir kişiyi kontrol edebiliyorsun. Sol orta parmağında da Electro Blast Ring var. Bu yüzük sayesinde elektrik enerjisiyle saldırılar yapabiliyorsunuz biliyor. İşaret parmağında da Flame blastering var. Bu yüzükle de alev saldırıları yapabiliyor. Sol baş parmağında ise White Light yani beyaz ışık yüzüğü var. Daimonic adıyla da biliniyor ve bu yüzük elektromanyetik enerjiyi ve ona benzer formdaki enerjileri manipüle edebiliyor. Mesela beyaz ışıkla rakiplerini kör edebiliyor ya da yer çekimini manipüle edip rakibinin olduğu yere kilitleyebiliyor ya da tam tersi uçmasını sağlayabiliyor. Iron Man'le olan mevzuları da var. Hani ondan sanırım nefret ediyordu bu yüzükler. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Birkaç çizgi romanına bakmam gerekiyor onun için. Ama ona da başka bir videoda değineceğiz zaten. Bunu da söyleyerek videoyu tamamlayayım. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlar ya da Twitter üzerinden bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.